Sevgili izleyenler, programın ikinci bölümünde devam edelim. Birinci bölümde dünden bugüne yansıyanları aktardık, konuştuk. İkinci bölümde ne yapacağız? Gazetelerin birinci sayfasına yansıyan haberlerle basın turu, gazete turu yapacağız. Ama onun öncesinde dilerseniz bugün için Bursa'mızdaki hava ve yol durumunu ekranlara taşıyalım. Ardından gazetelerimize başlayalım. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa Merkez 16, Büyük Orhan 11, Gemlik 16, Gürsu 16, Harmancık 12, İnegöl 14, İznik 17 derece. Karacabey 15, Keres 8, Mustafa Kemal Paşa 16, Mudanya 15, Orhan Gazi 16, Yenişehir 14 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Gürlük'te bağlantı yolunun Ankara-İzmir istikametinden Gürlük'te istikametine doğru yol tek yönden geliş gidiş olarak verilecektir. Yolova Bursa yolunun 12 ila 14. kilometreler arasında yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanacaktır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğanköy kesiminde Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bursa Orhaneli Yolu Güzergahı'nda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan 1 numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanacaktır. Gent Meydanı terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İşi kapsamında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi, Çelebiler Caddesi 10. Fırın Sokak, Vezirli Caddesi, Fışkırık Caddesi, Küçük Tağla Sokak, İnebey Sokak'ta yapılan Tahtakale Çarşısı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulama yapım işi kapsamında zaman zaman yol kapatmaları uygulanmaktadır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Evet değerli izleyenler, gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberlerle başlayalım artık gazete turumuza. Hürriyet gazetesi diyelim, Afrin'e iki adım kaldı başlığı kullanmış, hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu Afrin için stratejik öneme sahip Cinderes'e girdi. Şimdi sırada Mabalt'ın alınması ve Afrin merkezine giriş var demiş sevgili izleyenler. Haberin iki başlık altında verilmiş, detaylarını hemen sizlerle paylaşalım.
havadan yumuşatıldı. Birinci başlık detayları şu şekilde. Zeytindalı harekatında Afrin'e gidilen yollardaki en stratejik ve ciddi engel dün öğle saatlerinde aşıldı. Kahraman Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye ordusu güçleri birkaç gündür F-16'lar ve SİHA'ların havadan, topçuların karadan sürekli vurarak savunmasının yumuşatıldığı bölgenin en büyük beldesi Cinderes'e girdi. Cinderes ile Afrin'in kuzeyi arasındaki bölgede yaşanan şiddetli çatışmalarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bülbül, Raco, Şeyhadit ve Şera'nın ardından Cinderes'in de alınmasıyla Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu güçleriyle Afrin arasındaki tek engel olarak ise Mabaltı beldesi kaldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış. Şimdi Milliyet Hürriyet gazetesi Zeytindalı'na özel mühimmat adı altında bir haber paylaşmış. Siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Detaylarını hemen sizlerle paylaşalım. Zeytindalı harekatında teröristlerin son kabusu Türk mühendislerinin geliştirdiği testleri tamamlayan yüksek tahrip gücüne sahip 20 kilometre menzilli yeni çok namlulu roket atar. Mühimmat olacak diyor. Bu yeni mühimmattan 2000 adet bu ay içinde Zeytindalı harekatına gönderilecek demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Mehmetçik Cinderes'e girdi diyor sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekildeydi. Sizlere aktarmış olduk. Şimdi Hürriyet gazetesinde yazan diğer haberlerle devam edelim. Şöyle yaklaşalım. İslam'ı asırlar öncesinin hükümleriyle uygulayamazsınız. Sözlerine sahibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, din adamı adı altında kadına yönelik tartışmalarda yaratan açıklamaları yapanlara tepki gösterdi. Din adamı olarak ortaya çıkıp kadınlarla ilgili dinimizde kesinlikle yeri olmayan, kendilerine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor, İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümlerle kalkıp bugün uygulayamazsınız demiş sevgili izleyenler. Kadınlar Günü etkinliğine katıldığı açıklaması bu şekildeymiş sevgili izleyenler. Dünkü açıklamalardan bir tanesi. Gazeteye bu şekilde yansımış. Sayın Başbakan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Evliliğe değil, hayata hazırlayın. Başbakan Binali Yıldırım, kız çocuklarının eğitimini onlara küçük yaşta evliliğe değil, hayata hazırlanması hem devletin hem ailelerin görevidir demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Şimdi devam edelim. Bir diğer haberin detayıyla devam edelim sevgili izleyenler. Kızlar üniversite okumalı başlık bu şekilde. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 kız çocuğu babası olduğunu vurgulayarak, kız çocuklarımızın eğitimine öncelik verelim, üniversiteyi bitirene kadar çocuklarımızın eğitimine yardımcı olalım demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları. Bisiklete tekmeyle bebeği öldürüldü. Adana'da Abdülkerim Başak yolda giden elektrikli bisiklete tekme attı. Bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek beyin kanaması geçiren 2 aylık Esma Mansur öldü demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir çocuğa olduğu zaman buna çok çok daha şiddetle kınıyoruz. Adana'da yaşanmış olay gerekli cezayı adli merciler ve polis ekiplerimiz verecektir diyelim ve devam edelim. Kepçeli restorasyon başlığı kullanılmış. Feriye Sarayı'nın tarihi binasının restorasyonunda iş makinelerinin kullanması tartışmalara neden oldu. Hemen detaylarını paylaşayım sevgili izleyenler. İstanbul Valiliği ve İnşaat Firması iş makinelerinin binasının tarihi bölümüne girdi. Sonradan eklenen kısımların yıkımı için kullanıldığı öne sürülüyor. Uzmanlarsa kepçeler yapılan yıkımı tarihi yapıya zarar verdiği görüşünde demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış.
Şimdi devam edelim bir diğer haberle sevgili izleyenler. Uber şoförüne tuzaklı dayak. Taksiciler ve Uber arasındaki savaş iyice kızıştı. Uber çalışanları kendilerini müşteri gibi çağıran taksicilerin saldırısına uğradıklarını ileri sürdü. İstanbul Kadıköy'de, Üsküdar ve İstanbul Otogarı'nda Uber şoförleri kimliği belirsiz kişilerin tarafından dövüldü. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, saldırının taksiciler tarafından yapılmadığını, Uber şoförlerinin algı operasyonu yaptığını iddia etmiş. Sevgili izleyenler, haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Aysel öğretmen her şeyimiz. Hemen başlığını sizlere aktarayım. Detaylarla devam edelim. Şanlıurfa'da yılın öğretmeni seçilen Aysel Özüz. Harabi haldeki köy okulunu sosyal medyadan yaptığı çağrıyla destek olanlar ve kendi çabalarıyla yeniden inşa etti. Karaköprü köyünde başören ilkokulu 34 yıldır harabi haldeydi. Öğretmen Özüz atandığı okulu baştan yarattı demiş. Lojmanlarını sanat atölyesine çevirdi. Köydeki kız çocukları ve kadınları eğitim vermeye başladı demiş. Aysel Özüz öğretmen, bölge halkı da Aysel öğretmen her şeyimiz demiş. Gazetede bunu, bu sözü başlığında vermiş sevgili izleyenler. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de böylelikle bitirmiş olduk. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Cinderes'te tamam başlığı kullanmış. Hemen haberin detaylarıyla devam edelim sevgili izleyenler. Cinderes'te tamam. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Cinderes'i almasıyla Afrin'in yolu açıldı. Afrin merkezine 5 kilometre mesafe kaldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış. Şimdi habere ait ayrıntılarla devam edelim. 5. Belde Merkezi diyor, Zeytin Dalı Harekatı'nın 48. gününde Afrin'e açılan kapı niteliğindeki Cinderes Belde Merkezi ele geçirildi. Özel birlikler de beldeye girmesiyle yer yer çatışmalar sürerken bir taraftan da kontrol sağlanan mahallelerde arama tarama faaliyetleri başladı. Harekatın başlangıcından bu yana 5. Belde Merkezi de ele geçirilmiş oldu. 3089 terörist etkisiz, bir diğer haber başlığı, devam edelim ayrıntılarıyla. Terör örgütü PYD-PKK'nın nüfusu yaklaşık 33 bin olarak beldenin sakinlerinin canlı kalkan olarak kullanılmak için Afrin merkeze göç ettiği belirtildi. Cinderes'le birlikte harekatın başından bu yana YPG-PKK-DAEŞ'in işgalindeki Afrin'de 157 nokta kontrolü altına alındı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3089'u buldu demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde devam etmiş. Yeni Türk roketi Afrin yolcusu. Savunma Bakanı Nurettin Canikli harekatta yeni bir mühimmatın kullanmaya başlanacağını açıkladı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 112 mm kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar mühimmatı 4 kat daha fazla alanda hedeflerini bertarafında büyük katkı sağlayacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Irak harekat sinyali, bir diğer haber başlığı sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta PKK'nın dağlardan Kerkük'e inmeye başladığını söyledi. Buralarda terör örgütü varken Irak'ta kendisini güvende hissetmez dedi. Çavuşoğlu, bunların temizlenmesi için birlikte adımlar atılacaklarına da dikkat çekti demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Gazetede yazdığı şekliyle sizlere aktarmış olduk. Evet sevgili izleyenler, devam edelim. Gazetelerimizin birinci sayfasında yer alan haberlerle. Şimdi hemen bu asırda yaşamıyorlar. Erdoğan sert çıktı başlığı kullanılmış. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Şöyle biraz yaklaşalım. Beştepe'de yapılan etkinlikte Meltem Demirören Oktay da yer aldı diyor. Dinimizde yok,
tefe koyacaklar. İki başlık altında verilmiş haber. Haberin detaylarıyla sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki Dünya'nın Kadınlar Günü programında konuştu. Kendilerini ilahiyatçı olarak tanıtan kişilerin kadınlarla ilgili açıklamalarına sert çıkan Erdoğan, dinimizde olmayan bazı kendilerine göre içtihatta bulunanlar kişiler çıkıyor demiş. Bunlar bu asırda yaşamıyor, çok farklı bir dünyada, zamanda yaşıyor. İslam'ı 14 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız ifadesini kullanan Erdoğan, beni birçok hoca efendi tefe koyacak, Rabbim bizi tefe koymasın diye konuşmuş sevgili izleyenler. Detaylar da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Başbakan Binali Yıldırım'la devam edelim. Eşi Semiha Yıldırım'la 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kars'taki köyünü yeniden tanıtan Zümran Ömür'ü ağırladı. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı olan Ömür'e dernek üyesi kadınlar da eşlik etti demiş. Devam edelim. İttifak teklifi komisyondan geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim ittifakını düzenleyen 26 maddelik ortak yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından kabul edildi. Komisyon 5 günde yaklaşık 31,5 saatlik çalışma yaptı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Devam edelim sevgili izleyenler. Yeni proje sürü artırma. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarıyla devam edelim. Türkiye'nin et ithalatına mahkum olmaması için 2019'da sürü artırma projesi devreye sokulacak demiş sevgili izleyenler. Bu yılki çiftçi 300 koyun projesinin ilk uygulandığında Nisan'da 10 aileye 3000 koyun dağıtılarak başlanacağını söylemiş sevgili izleyenler. Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nın açıklamalarını da sizlere aktarmış olduk. Devam edelim sevgili izleyenler. Saatlerimiz 08.29 oldu. Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Bekle Afrin, geliyoruz başlığı kullanılmış Sabah gazetesinin birinci sayfasında. 48. gün 3089 terörist öldürüldü. Afrin yolundaki en kritik belde olan Cin Deresi ele geçiren Kahraman Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu güçleri ağır darbe vurdukları teröristlere gözdağı verdi. İki başlık altında verilmiş haberin detayları. Birinci başlık merkeze 7 kilometre kaldı. İkinci başlık seni kurtarmaya geliyoruz. Merkeze 7 kilometre kaldığıyla devam edelim. Zeytin Dalı harekatı hız kesmeden sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazmaya devam ediyor. Afrin merkezine açılan en önemli nokta olan Cinderes belde merkezinin kontrolü ele geçiren Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu kuşatmayı iyice daralttı. Mehmetçik'in şimdiki hedefi ise Afrin'in son beldesi olan Mabatlı. İkinci başlıkla devam edelim. Seni kurtarmaya geliyoruz başlığı. Adım adım merkeze yaklaşan birliklerde Hamza Tümeni komutanı Ebu Bekir, Türk kardeşlerimizle omuz omuza Afrin'i işgalden kurtaracağımız günler çok yakın dedi. Fatih Sultan Mehmet Tümeni komutanı zenginse bekle bizi Afrin, seni kurtarmaya geliyoruz diye konuştu demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Biz işgal için girmedik. Bir diğer haber başlığı sevgili izleyenler, siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kadınlar Günü'nde önemli mesajlar verdi diyor. Üç noktada ayırmış mesajları. Afrin bitecek. Aynen Cerablus gibi orayı nasıl bitirip sahiplerine teslim ettiysek Afrin'de de en az 200 bin kişi geri dönecek. Benim gözümde kadınlar tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Çocuk doğum öncesinden başlayarak her şeyi annesinden öğrenir. Son günlerde din adamı olarak ortaya çıkan birileri var. Bunlar İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Beştepe Dünya Kadınlar Günü programında yaptığı açıklamaları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına.
Evet sevgili izleyenler, bebek katillerini tanı dünya diyor başlık. Şimdi ekranları hemen taşıyalım bu görüntüyü. Bebek katillerini tanı dünya başlığı kullanılmış. Hainler mayın döşüyor, kamyonet tuzağa düşüyor, siviller panikle kaçıyor. Evet şöyle sağdan 3 tane fotoğraf karesi. Hainler mayın döşüyor, kamyonet tuzağa düşüyor, siviller panikle kaçıyor. Evet şimdi bu fotoğrafı gördükten sonra detaylarını aktaralım. Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak isteyen hain teröristler yola mayın döşedi. 36 köylüyü taşıyan kamyonet PKK-PYD'nin bombalı tuzağına çarparak infilak etti. Biri 3 aylık bebek, 3 çocuk hayatını kaybetti. İHA'nın görüntülediği hainleri Türk Silahlı Kuvvetleri imha etti demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış Sabah gazetesinin birinci sayfasına. Bir emre gönderdim, yüz binlerce emrem var diyor sevgili izleyenler. Şehit anneleri Kocaeli'nde buluştuğu etkinlikte şehit Emre Kağan Arlı'nın annesi okuduğu mektupla herkesi duygulandırdı. Emine anne, dualarımız Afrin'deki askerlerimizle, ben bu ilki için askere bir emre gönderdim ama yüz binlerce emre geldi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim ve devam edelim. PKK'dan 967 kadın teröriste infaz başlığı kullanılmış. İstihbaratın raporuna göre kandırılarak dağa çıkarıldıktan sonra fiziksel işkence, tecavüz ve köle muamelesi gören kadınlardan 967'si örgüt tarafından infaz edildi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Teröristlere Interpol kalkanı bir diğer haber başlığı. Uluslararası Polis Teşkilatı Türkiye'nin yakalanmasını istediği 50 yakın üst düzey teröristi korumaya aldı. Başlık bu şekilde. Detaylarıyla hemen sizlere aktaralım. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Türkiye'nin taleplerini görmezden gelen Interpol aynı tavrı sürdürüyor. Türkiye aralarında FETÖ firarisi Adil Öksüz, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm gibi isimlerin bulunduğu çoğu FETÖ, PKK-PYD, YPG'li üst düzey örgüt üyeleri için kırmızı bülten çıkardı. Interpol ise dosyaları siyasi suç bahanesiyle bekletiyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Evet sevgili izleyenler devam edelim. Devam edelim. Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de sizlere aktardık. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Şimdi sırada Afrin var. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberin detayları. Başlık bu şekilde, detaylarla devam edelim. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu önemli bir zafer elde ederek Afrin'in en kritik beldesi olan Cin Deresi PKK'lı teröristlerden temizledi. Beldeyi tamamen kuşatan birlikler dün şiddetli sokak çatışmalarının ardından kontrolü tamamen ele aldı. Böylece 6 beldeden 5'i kurtarılırken Afrin'in yolu açıldı demiş sevgili izleyenler. İki başlık altında verilmiş haberin detayları, onlarla devam edelim. Harekatın ilk hedefleri arasında bulunan Cindere son 20 gündür adım adım kuşatılmıştı. Batıda Der Balut, kuzeyde ise Rajo'dan kıskaca alınan beldeye hakim olan Cindere tepesi de alınınca operasyon hız kazandı. Önceki gece düğmeye basıldı ve dün şiddetli sokak çatışmalarının ardından belde merkezi PKK'dan temizlendi. Sokaklar güvende, kalkınma ve Tel Asfar köylerinde mevzilenen birlikler diğer cephelere geçmek isteyen onlarca teröristi etkisiz hale getirdi. Çatışmalar yer yer sürerken kurtarılan mahallelerde güvenlik sağlanıyor. Cinderes, Afrin'de Raco, Bülbül, Şeyhadit ve Şeran'dan sonra kurtarılan
Beşinci belde oldu. Mabatlı ise henüz ileri harekat başlatılmadı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Irak'ta PKK'dan temizlenecek diyor sevgili izleyenler. Avustralya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta Bağdat yönetimiyle birlikte terör örgütü PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı demiş sevgili izleyenler. Çok önemli bir haber bu. İleriki günlerde Irak'ta PKK'dan temizlenecek demiş. PKK'nın dağlardan Kerkük'e kadar indiğini belirten Çavuşoğlu, Irak'ta temizlenmeli, Irak hükümetiyle PKK'ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak, seçimlerden sonra yapılabilir dedi. Çavuşoğlu, Afrin Harekatı'nın Mayıs'a kadar da sona ereceğini söyledi demiş. Sevgili izleyenler, şu an siz de ekranlarınızda haberin detaylarını gördünüz diyelim. Ve devam edelim gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle. Evet, erken seçim yok. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal'la devam edelim. Erken seçim iddialarına son noktayı koydu. Katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplayan Ünal, yine söylüyorum erken seçim diye bir şey yok. Hele hele şu an Afrin'de bir mücadele verilirken böyle bir şeyin olması söz konusu değil dedi. Ünal, AK Parti'nin kendi kurumsal kimliğini ise seçim kampanyası yapacağını söylemiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına sevgili izleyenler. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Saatlerimiz de 08.39 oldu. Hocalarımız niye sessiz başlığı kullanılmış, hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün din adına konuştuğunu söyleyip kadınları aşağılayan isimlere sert tepki gösterdi ve Diyanet'i inisiyatif almaya çağırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bütün ilim dallarındaki yetki sahibi hocalarımız var. Tefsirde, hadiste, fıkıhta. Bu hocalarımız ne iş yapıyor, niye sessiz kalıyor, sessiz kalıp alanları niçin bu adamlara kaptırıyorlar demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da üç başlık altında verilmiş. FETÖ'de böyle oldu, dinimizde yeri yok, Rabbim tefe koymasın başlıkları var. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. FETÖ konusunun da böyle oldu. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ'ye kaldı. FETÖ'nün arkasından gelen tiplere kaldı. Onlar da zaten vasıfları ortada. FETÖ'nün kalitesi, vasfı ortada demiş. Dinimizde yeri yok başlığıyla devam edelim. Son günlerde din adamı olarak ne yazık ki kadınlarla ilgili dinimizde kesinlikle yeri olmayan, kendine göre içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Yani bunlar bu asırda yaşamıyor. Rabbim tefe koymasın başlığını aktaralım, detaylarını sevgili izleyenler. İslam'ın uygulanması yer, zaman, koşullarla değişiyor. İslam'ın güzelliği de burada zaten. Şimdi birçok hoca efendi beni tefe koyup çalacak. O ayrı mesele, Rabbim bizi tefe koymasın mesele orada demiş sevgili izleyenler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Dünya Kadınlar Günü programına katılan Erdoğan, farklı alanlarda rol model olan başarılı kadınlara ödüllerini verdi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberleri de sizlerle paylaştık. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Ardından yerel basına geçiş yapacağız. Yolunuzu gözledik. Başlık bu. Kurtarılan köyler nerede kaldınız dedi demiş sevgili izleyenler. Hemen şöyle yaklaşalım. Yönetmenim de ekrana taşısın. Çünkü çok önemli bir başlık bu. Kurtarılan köylüler nerede kaldınız dedi. Yolunuzu gözledik. İki başlık altında verilmiş haber. Ayrıntılarıyla devam edelim. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu iki köyü kurtarırken oradaydı, muhabir oradaydı, göz yaşartan diyaloglar yaşandı demiş. Müthiş taarruz, ölümü beklerken. İki başlık, hemen detaylarını sizlerle paylaşalım.
Cinderes'in tamamını temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in kuzeydoğusu yarma harekatı yaptı. Önce jetler bombaladı, sonra SİHA'lar vurdu. Ardından Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu taarruza geçti. Yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı Mezra ve Maristan Hatip köyleri teröristlerden temizlendi. Ölümü beklerken başlığının detaylarıyla devam edelim. Çoluk çocuk sığınaklara doluşmuş halde ölümü beklerken Afrinliler, şimdiye kadar neredeydiniz? 5 yıldır sizin yolunuzu gözlüyorduk. Allah sizden razı olsun diyerek sevinç gözyaşı döktü. Kimileri askerlere sarıldı, kimileri sokaklara çıkıp oynadı. İki köyün ele geçmesiyle Afrin'e giden cephe yarıldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazeteye bu şekilde yansımış. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Afrin'in kapısı açıldı diyor. Aynı haberin devamı niteliğinde küçük bir başlık hemen sizlerle paylaşalım. Kritik belde Cinderes'te tamam. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu güçleri teröristleri bozguna uğrattı. Örgüt ağır kayıplar verdi. Öldürülen YPG'li sayısı 3055 oldu. Kaçmaya çalışan hainler SİHA'larla imha edildi. Örgütten canlı kalkan yaptı. Yüzlerce sivil de Afrin'den çıkmayı başardı demiş. Sevgili izleyenler, haberin detayları da bu şekilde yansımış. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Çiftlik mağdurları yargıya başvursun başlığı kullanılmış sözlerin sahibi de Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi. Tüfekçi Çiftlik Bank'ın aldattığı vatandaşları ikaz etti. Sistemde 132 bin aktif üye ve ciddi miktarlarda toplanan para var. Konu savcılığa intikal ettirildi. Reklamları durdurduk. Parasını kapatanlar suç duyurusunda bulunabilirler. Dava açabilirler demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da Türkiye Gazetesi'ne bu şekilde yazmış. Bitkisel ilaçlarımızı dünya tanıyacak başlığı kullanılmış sözlerin sahibi de Sağlık Bakanımız sevgili izleyenler. Nisan'da geleneksel tıp kongresine yabancı bilim adamları katılacak. Ülkemizde tedavi amaçlı kullanılan bitkisel ilaçlar dünyaya anlatılacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Terör koridorunu kestik, sıra gazda. Akdeniz'de oyunları bozuyoruz başlığı kullanılmış. Suriye'nin kuzeyindeki koridoru kapatan Türkiye, Akdeniz'de de gaz oyununa karşı karşıya. Ankara Suriye ile yoğunlaşınca Rumlar Akdeniz'de tezgah kurdu. Güney Kıbrıs ExxonMobil ile sondaj hazırlığına başladı. Rum yönetimi 6. filo sondaj gemisini koruyacak dedi. Güney Kıbrıs'ın bu yalanına Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi. Pentagon 6. filonun Akdeniz'de olduğu iddiaları tamamen asılsızdır açıklaması yapıldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasına. Sevgili izleyenler, ulusal basınının birinci sayfasında yer alan haberleri sizlerle paylaştık. Hemen yerel basınla devam edelim. Sancak Gazetesi'nin birinci sayfasına bakalım. Sancak Gazetesi'nin birinci sayfasında bize zihniyet dönüşümü lazım başlığı kullanılmış. Haberin detaylarını hemen sizlere paylaşalım. Bursa valisi İzzettin Küçük, eşi Ayşe Küçük'le birlikte İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada son aylarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çeken Vali Küçük, "Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bir yere kadar zihniyet dönüşümü lazım." demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış. Şimdi iki başlık altında verilmiş haber. Hemen sizlere aktaralım iki başlığın ayrıntılarını. Dünyaya kıymet katan kadındır. Birinci başlık. İkinci başlıksa gerile gerile gezemez. Başlıklar bunlar. Detaylarını hemen sizlere aktaralım. Bursa valisi İzzettin Küçük, eşi Ayşe Küçük'le birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programa katıldı. Programda konuşma yapan Vali Küçük, kadınlar olmadığı bir dünyanın nasıl olacağı sorusunu yönelterek sadece toplum değil, bu dünyaya değer katan, kıymet katan, anlam katan, güzellik katan kadındır.
bu dünyada kadın yoksa bildiğiniz dünya olmaz dedi. Gerile gerile gezemez başlığının ayrıntıları da şu şekilde: konuşmasında son dönemlerde artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarına değinen Vali Küçük, konuyla ilgili tek sorumlunun güvenlik güçleri ve yasalar olmadığını vurguladı. Toplumumuzda bununla mücadele etmesi lazım, zihniyet dönüşümü lazım dedi. Ne demek istiyorum? Karısını döven erkek o mahallede gerile gerile gezemez. Bunu sadece polisten bekleyemezsiniz. Maço erkek kılığında sokağa çıkılmamalı, yaptığından utanmalı. Yeni toplumda büyük görev düşüyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Bir mesajınız var başlığı kullanılmış. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Bursa'da dün Kadınlar Günü'ydü. Önce Merinos Göl Park'ta Bursa kadınlarını ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, daha sonra Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan organizasyona katıldı. Başkan Aktaş, Kadınlar Günü için hazırlanan panoya Bursa kadınlarının mesajı var notunu bıraktı. İki başlık altında verilmiş haber, haberin detaylarını hemen sizlere aktaralım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa Kadınlarına Mesaj Var konulu programa katıldı. Aktaş, programı vesilesiyle hazırlanan panoya "Kadınlar anadır, kadın eştir, kadın hayatın en önemli unsurudur, erkeğin varlık nedenidir, iyi ki varsınız, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" cümlelerini yazdı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yazmış gazetenin birinci sayfasına. Hemen sevgili izleyenler devam edelim. Cinderes'te görev tamam diyor Sancak gazetesinin sürmanşetine yansıyan haberi de sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldı. Yerli mühimmatlarla güçlenen şanlı ordumuz Afrin merkezine ilerleyişini başarıyla sürdürüyor. 6 merkez beldeden biri olan Cinderes'in alınmasıyla 5 merkez terörden arındırılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yeni hedefi son belde merkezi Mabatlı. Merkez beldelerdeki köylerinin tamamı teröristlerden arındırıldığı sırada Afrin merkezine girilecek demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Bir de Yeni Dönem gazetesine bakalım sevgili izleyenler. Yeni Dönem gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. İşte Türk Kadını başlığı kullanılmış. Son yıllarda yapılan sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Bursa İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle program düzenledi. Törende konuşan Vali Küçük, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için toplumsal duyarlılık çağrısı yaptı. Türk kadınının asil olduğunu belirten Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise "Kadınlarımız başımızın tacıdır" dedi demiş sevgili izleyenler. Haberin ayrıntıları da bu şekilde yansımış. Evet sevgili izleyenler devam edelim. Ev parasına bir fincan kahve başlığı kullanılmış. Hemen bu detayları da sizlerle paylaşalım. Ardından vedamızı gerçekleştirelim. Venezuela'da değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. 2017'de %2600'den fazla enflasyon oranıyla tamamlayan ülkede 15 yıl önce bir ev alınabilen parayla bugün sadece bir fincan kahve içilebiliyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazeteye bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. 08.50 yaptık saatlerimizi, artık veda vaktimiz de geldi diyelim sevgili izleyenler. Pazartesi sabahı saatler 07'yi gösterdiğinde sabahın deminde biz burada olmaya özen göstereceğiz. Sizi de ekranlarınızın başına davet edelim sevgili izleyenler. Pazartesi sabahına kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın diyelim. İstiklal Marşımıza yine sizlere veda edelim. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen ulan sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten de en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimdir.
çatma, kurban olayım çevrene ey nazlı hilal.